Evet. Güzel olur. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de de gündem transfer. Tisseram dün akşam İstanbul'a evet. geldi. Evet. Hemen bir soruyla başlayabilir miyim? Tabii tabii. Müsaaden var mı? Faruk İlya. Fenerbahçe'de Zeluis ve Cavani konuşuluyor. Sizce hangisi gelir demiş. Fenerbahçe'de konuşulmuyor herhalde. Fenerbahçe taraftarları arasında. Taraftarları arasında konuşuluyor. Cavani çünkü <laughs> konuşmak çok akıl kârı görünmüyor. Hatta e, 8 ila 12 milyon euro'luk bazı teklifleri reddetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin e, kavani, Fenerbahçe taraftarının diyeyim e, yönetimi e, kulübü e, zan altına bırakmayalım. E, böyle bir çalışması yok. E, böyle bir beklentiye de kimseyi sokmayalım. Yani kavani gelip de ben burada oynamak istiyorum kardeşim derse uygun bir fiyata gelmek istiyorsa buyursun gelsin ama şu anda Fenerbahçe'nin Kavan için ayırabileceği bir bütçe söz konusu değil. Zerüüs mümkün görünüyor. Ee, o Beşiktaş da, da istiyor. Kiralık için. olarak, kiralık olarak. Şu anda ekonomik şartlar açısından bakarsanız e, fena Fenerbahçe değil daha güçlü herhalde Beşiktaş'a kıyasla. E, dolayısıyla e, Zeluis adaylardan bir tanesi. Ama bir yandan da e, manzuk iddiaları var. Hı, hı Ama şu bir gerçek, e, kulübe yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin hepsi aynı noktaya çıkıyor. Ses getirecek, ses getirecek evet. isim olarak hem performans olarak ses getirecek bir golcü transferi yapılacak. İkinci bir golcü için de planlama söz konusu. Yani evet. Fenerbahçe iki golcü transferi yapabilir. O zaman Tiam kanat oynayacak. Değil mi Mehmet abi? Yani Tiam zaten kanat oyuncusu olarak Fenerbahçe iki forvet transferi yapabilir diyorsun. Yapabilir. Bir garanti bir garanti. Bu arada e, kanat için, sol için e, Perotti ismi, Kalu ismi gündemdeydi ama e, galiba Rodriguez kalacak gibi görünüyor. Sorular devam ediyor. Herkes tabii Santrafor isimler, Zeruis, Samatta ismi gündemde mi diye sormuş bir izleyicimiz. Ya şimdi çok fazla isim yazılıp çiziliyor. Samatta'yı duydum ama böyle bir beklentim var mı? Hayır. Ya bunun dışında e, çok farklı takımlardan, Sporting'den, Young Boys'tan çok farklı isimler de var yani. Hani bir tane nokta atışı biraz önce Sercan'ın e, Beşiktaş'ın sabek planlamasında e, anlattığı gibi bir tane banka oynayacak isim, bir tane de geleceğe dönük, daha evet. genç, daha genç ama forma şansı verdiğinizde bir Allah yar ya da Frey performansı vermeyecek, çok daha fazlasını verecek bir isimden bahsediliyor. Daha potansiyelli ve e, yani. bu oyuncuların ortak özelliklerini söylemem gerekirse ağırlıklı olarak Senegalli ve Nijeryalı oyuncular olduğunu belirtebilirim. Hmm. Sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi? İzledin izlemişsin. İzledim. izledim. E, Maçta mıydınız siz? Yok, Benim ben kafam kalkmak ben Ha Mustafa Mandev maçtaydı. E, Ahmet Selim kul maçtaydı. Ahmet, 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 Ahmet Selim maçtaydı biliyorum da yani. Sercanlar da Trabzon'a gittiler ya Hı -hı. bir kişiyi daha gördüm Hı -hı. Mandev değil memleketindeydi Ma doğru. E, e, Fenerbahçe aslında beklediğimiz bir ya coşkulu oyunu oynayabildi aslında belli bir bölüme kadar. Son bölümde Jose Sosa etkisi e, biraz ağır bastı. İşte e, en baştan beri konuştuğumuz o bizim e, futbol takımları, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar neden geniş kadro kurmalı hı hı. sorusunun cevabı e, Fenerbahçe maçında ortaya çıktı. Oyuna girenlerin performansı. Bugün konuşuyoruz Ozan Tufan gibi bir futbolcunun e, sanıyorum 60. dakikalarda oyuna girdi ve oyundaki... Ee, etkisi de dikkat dikkat çekti. Öte yandan bir de Fenerbahçe televizyonu izledim ben daha sonra da. Ozan Tufan orada çok trip atar gibiydi. Mehmet Emin abi. Belki de gidecektir. Nasıl yani? Biliyor bir dakika. Mi? Bu önemli. <laughs> ne oldu? Niye öyle bize bakmadan söyledin neden, Bize Sesim geliyor muydu <laughs> ben kendi kendime? <laughs> <Duygusal ondan> <laughs> bir şekilde bize dedin ki belki <laughs> de gidecektir. Şey, sessiz sessiz söyledin. Hayır canım olabilir ya. Ya bir aşk filminde e, sevgilisinden ayrılan adam gibi ben belki de gidecektir. Öyle bir söyledin ki? E olabilir ya yani futbol bu. Yani 20 milyona serbest kalma bedeli var belki birisi. Yo, bunun yok bunun altında başka bir şey var. Yok. Onu bir alalım da Mehmet Emin Bey. Yok yok bir şey yok yani şu anda bir şey yok bildiğim bir şey yok. Yani bu adam Premier Lig'in kapısından döndü. Fenerbahçe televizyonunu izledin mi sen? O oradaki bu takım otobüsündeki e, çünkü röportaj yapmaya Sinan gidilirken evet, evet Gökhan'la o arka evet, dörtlüde evet. De, e, çok böyle şey isteksiz gibiydi. Sen bir de altından bir şey çıkacak. Evet. Yok ya bir şey yok yani söyledim ben fikrimi söylüyorum. E, Premier Lig'in kapısına dönmedi mi Ozan daha önce biliyorsun. Döndü evet. Fenerbahçe'de kar doluşu bırakıldı dönemde hatta döndü. Ve e, her futbolcu gibi onun da bir Avrupa sevdası var özellikle bir Premier Leng umudu var. Ol, olmayacak iş değil yani. Yani Sırbistan maçında da takip edildi. Her milli maçta takip edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. E Ozan Özellikle hep oynamak istiyor. O bölüm, o, bölüm çok şişti biraz Fenerbahçe'de. Orta saha. Şişti mi acaba? Ozan yalnız bayağı var. Nasıl, bayağı... Var? Altun, Mert, Gustavo. Sosa, Gustavo, Bir Tolga de. Ciğerci, Cahil Son var mesela. Daha gitmedi kadroda. Daha gitti gider. Tolgay da gitti mi? Tolga'yı gitti zaten. Tolgay değil. Tolga, Tolga Ciğerci. Tolgay gitti. Git Tolga Ciğerci. Bir evet. Bir saniye bak. Cailson gitti gider. Tolga'yı gitti. İkisi de gitti. Şimdi Gustavo var. Tolga var. Sosa var. Ekranda şu anda Ozan geniş var, kadro. Mert Hakan var. 6 tane adam var bak. Gustavo, Jason, Tolga, on, on Sosa, Ozan, İsmail, Mert Hakan, Ömer Faruk. Şimdi İsmail'i de ekledim. Güven de nasıl hemen bak chat diye verdi vallahi. Sosa, Ozan, İsmail. Gustavo, Jason, Tolga, şiş... Mert Hakan. Şimdi bak Şişmekten şöyle söyleyeyim. Şu bak şöyle söyleyeyim sana. Jason oradan sildim. Gustavo, İsmail de saymıyorum. İsmail de saymıyorum. Bu sezon üzerinde saymıyorum. Dolayısıyla orada Gustavo var, Tolga var, Sosa var. Mert Hakan pozisyon itibariyle oranın oyuncusu değil. Ama yine orta saha rotasyonda kullanılabilecek ha. bir oyuncu. Peki Ozan, Dorukan takası sürekli konuşulan hı hı. bir durum. Ya var o... mı böyle bir şey? Ozan Dorukhan takası konuşuluyor biliyorsun Ozan Edilmişka. Yani Sergen Hoca'nın o... çok beğendiğini herkes bilir Ozan'ı. İstediği söyleniyor Hayır. bilmiyorum. Yoktan var ettiğini de bilir herkes. Hayır. Eee Edilmişka takası konuşuluyor evet. Ozan Edilmiş. Evet. Vallahi ben Ama... bir takas beklemiyorum. Çünkü Fenerbahçe Aa, bir dakika ya şimdi Sercan şöyle bir durum var bak ben de atladım. Özür diliyorum buradan. Ozan'ın o gün dedesi vefat etti maç öncesinde. O otobüsteki moral bozukluğu ondandı. Bak doğru şimdi hı. hakikaten izleyicimiz hatırlatmış doğru. Biliyorum duymuştum çünkü ben de o gün. Tekrar başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Ya olsun ya mekan ya. Allah rahmet eylesin. Ben de unuttum yani. Şu var, şu var. Şimdi ozan ilk 11 çıkmadığı için sahaya girdikten sonra istediklerini yapamadığı için. Hı, hı. Dedesinin vefatı için. Evet. Fenerbahçe takım olarak o beklenen o şampiyonluk parolası ile girdiği sezonda beklenen coşkulu oyunu sergileyemedi. için. Tam sergileyemedi, evet. Birçok şeyden dolayı Ozan'ın morali bozuk olabilir. Bir de Fenerbahçe neden, e, yani şu an çünkü Ozan'ı Fenerbahçe yönetimi satmak istese, Avrupa'da yani, iyi rakamlara satabilir. En kötü yani 5-6-7 milyon euroluk seviyelere satabilir Ozan herhalde. Ozan'ın alıcısı var. Tamam. O yüzden Dorukan takası ve Dorukan'ın Beşiktaş'ta kalan bir yıllık sözleşmesi varken, Fenerbahçe yönetimi biraz orada, e, zaten bu transferi kolaylık sağlamaz. Bak, bir tarafta bir yıl kalmış, bir tarafta 4-5 yıl daha yeni şimdi, sözleşme imzalanmış. Şimdi mi? iki nokta var burada önemli olan. Bir, Ozan'ın alıcısı var. Ozan'ın Avrupa'dan, farklı ülkelerden talipleri var. Ozan'ı hem lig olarak hem milli maçlarda takip ediyorlar. Ama Ozan'ın gönlü Premier Lig'de. Mesela İtalya'ya giden oyuncu grubu dedi ki işte Vedat'ıydı. En e, yakın e, arkadaşı Çağlar Söğüncü bir defa. Adamın e, gönlü Premier Lig'de ve o kapısından dönmüştü. O eşikten adım atmak istiyor. 25 evet. yaşında. Yaşı gidiyordu. O dönem Charlotte alındı. Yani... Charlotte kariyerinde hem Ozan'ın hem de Charlotte'un birbirlerinin kariyerinde çok değişik etkileri var. Öyle acayip acayip örnekler var. Dün mesela okudum bir şey söyleyeyim size. Cristiano Ronaldo Messi'den kaç, ne kadar büyükmüş biliyor musun kaç gün? 869 gün mü ne büyük? Cristiano Ronaldo Messi'den 869 gün mü büyük. Dün önüme gelen bilgi. Hı hı. İlginç ama çocukları gereksiz da, bilgi. Çocukları da aynı. Çocukları çalışıyor. da Cristiano Ronaldo'nun oğlu da Messi'nin oğlundan aynı 869 gün büyük. İkisinin Aynen. birbirlerinin kaderlerinde yani e, garip garip şeyler oluyor. Velhasıl şunu söyleyeceğim. Ee, Ozan alısı alıcısı var ama geçen sezon geçen sezon yaptığı hatalardan ders alan Fenerbahçe yönetimi iki şeyi asla yapmaz. Bir, Ozan'ı ederini bulmadan satmaz. İkincisi Ozan'ın yerine banko oyuncuyu bulmadan, oyuncu garanti almadan Ozan'ı hiçbir yere göndermez. Şimdi bir daha da kendi kendime konuşmayacağım. <laughs> Bak konuştun <on> 10 dakikadır. <laughs> evet. Bize burada Ozan mahkum ya oldu yani. Yarısıymış. Seni bir anda kilitledik görüyorsun. Şimdi herkes tabii Kavani ismi çok soruluyor. Kim çıkardı bilmiyorum.